İstediğini almışsın beyim. Daha değil artık bey. Daha değil. Baba Dahval nasıldır? Dodurgallar yarın toy yapacaklar beyim. Dodurga'nın beyi sen olacaksın artık bey. Eğer bey sen olursan Bizans sınırında daha güçlü oluruz. Nasıl emredersen beyim. Tez obaya varız. Burada gördüklerini kimseye anlatmayasın. Ben de obaya geleceğim. Eyvallah beyim. Yiğit. Buyur beyim. Yarın bu soysuzlarla birlikte yola koyulacağız. Sultan Alaaddin'in huzuruna varacağız. Bütün ahvali anlatacağız. Halime Sultan da bizimle gelecek. Emredersin beyim. Eyle bakalım kardeşim. Ortalık bu kadar karışıkken Halime Hatun'u milleti göç etmeye ikna etmek için konuşmaya vazifelendirmek de ne ola? Sen ne yapmaya çalışırsın? Ben diyeceğimi dedim ağabey. Bu kutlu yolda bizimle kazaya, yurt tutmaya gelmek isteyen kim varsa yolum yoludur, canı canımdır. Bundan öte söyleyeceğim şey yoktur. Yazık kardeşim, yazık. Sen yolunu iyice şaşırmışsın. Süleyman Şah'ın avuçlarımızda Hakk'ın rahmetine kavuşurken söylediklerini sen ne çabuk unuttun. Babamız sizlere emanet. Eşlerimiz, evlatlarınız gibi obamızı da her türlü şerden sakının. Atamızı uzun teresine, bu törenin devleti Selçuklu'ya itaat edin. Bir ve diri olun. Birliğimizi, dirliğimizi böyle mi koruyacaksın? Bana yolumu açan Süleyman Şah'tır ağabey. Lakin gözlerinize öyle bir mil çekilmiş ki körlükten öte debelenip durursunuz. Ertuğrul. Gündoğdu. Ertuğrul. Birlikten dirlikten söz açıp aksi olan ne varsa yapmaktan öte ne edersiniz? Ha? Sen bir yerde, Gündoğdu başka bir yerde, Sungur Tekin başka bir yerde, Dündar başka bir yerde. Bu daha ne kadar böyle devam edecek ha? Edecek ana. Sen Ertuğrul'dan böyle medet umdukça edecek. Yanında isyankar şehzade, halkı galyana getiren Halime Hatun, bir anda da sultanın kızgın ordusu. Bütün bunlar ortadayken hangi alp seninle vuslata varacak de hele. Kardeşim, etme eyleme. Bırak Sungur Tekin üzerine verilen vazifeyi yerine getirsin. Kardeşimin canına kıysın, öyle mi dersin Gündoğdu? Halime. Sungur'un da, senin de sonradan pişman olacağınız bir şey yapmanıza izin vermeyeceğim ağabey. Sungur Tekin de sen de yıllarınızı öyle bir vermişsiniz ki köpeğin eline. Ertuğrul! Gündoğdu, Ertuğrul! Ne edeceksin? Ha? Söyle ne edeceksin oğul? Halime ile birlikte yola koyulacağım ana. Yiğit de bizimle gelecek. Sultanın huzuruna çıkacağım. Olan biten her şeyi anlatacağım. Köpeğin oyunlarını, Gümüştekin'i, Noyan'ı, Tuğtekin'le Gökçe'ye ettiklerini. Sultan sana inanır mı zannedersin? İnanacaktır ağabey. Diyeceğim budur.
Sana hep inandım oğul. Ağzından çıkan her söz bizi yaralasa da doğru olduğunu gördüm. Belki de haklısın. Lakin haklı olmak neye yarar? Ha? Bunca acıdan sonra bize bir de ayrılık acısı yaşatma. Sultan sözlerime inanır da hayatta kalmamıza müsaade ederse... ...bana inanan yiğitlerle birlikte Bizans sınırına göç edeceğim. Diyeceğim budur ana. Hakkını helal edesin. Başka söyleyecek sözüm yoktur.